Tamam. Olayın vehametini, olayın o yürek yakan tarafını hiç görmezden gelme mümkün değil ama olayı dinledikçe de, konuşuldukça da bu bende daha fazla farkındalık oluşturmuyor. Ben şuna karşıyım. Yani çünkü hocam sonunda ona bağladı. Dedi ki bu da tartışılmalı. Bir gazeteci olarak, hocam akademisyen, bir bilim insanı. Ben şöyle söyleyeyim. Daha önce de mesela biz, atıyorum, ben aklıma geldi diye söylüyorum, not alamadım fazla ama bir Cem Gariboğlu'nun işlediği bir cinayet vardı. O zaman Evet. da ben aynı yerde durdum. Günlerce, haftalarca, Hala konuşuluyor biliyor aylarca musunuz? Hala o ölmediği testereler, vesaire filan. o marketten alınmalar. O zaman da söylemiştim, yine söylüyorum. Ne oldu? Biz çok konuştuk. Ne engellendi? Daha sonra gördük başka bir canide. Kız arkadaşını aldı, parçaladı, bidona koydu. Öteki çöp tenekeye attı. İşte diyorum ya sürekli bu tarz haberlerle Bak, bakın. karşılaşıyoruz. Biz geçtiğimiz günlerden beri ben tüm medyaya söylüyorum. Hepimizin hataları var. Hani şey var ya, gazetecilikte bir etik kuraldan bahsedilir ya. Haber alma özgürlüğü. Hani o Sudan'daki, Sudan ya da Somali olması lazım. Şu ölmek üzere olan bir çocuğun bir fotoğrafı vardır, meşhur fotoğraf. Pulitzer ödülünü kazanmış fotoğrafçı. Bir başlı bir Afrika'daki akbaba, diyorsunuz. Akbaba akbabadır. bekliyor Evet. o fotoğrafını çek. Evet. O adamın enteresan bir ifadesi vardır fotoğrafı çektikten sonra. Ödül aldıktan sonra. Ya o fotoğrafı çekene kadar ben o çocuğu kurtarmalı mıydım acaba diye. Çünkü fotoğrafı çekip yayınlamak müthiş bir hadise. Kariyer açısından. Çok özel Evet. bir an yakalıyorsun. Ödül almışsın. Ve çok büyük pişkanlık ve büyük bir şeye giriyordu. Depresyona giriyor. Sonra bu yüzden mi intihar ediyor yoksa başka bilemiyorum. Neyse. Şimdi medya tecavüz vakalarında aynısını yapıyoruz. Bir intihar vakası tartışıyoruz. Ben hep buna karşı koydum. Hep kendimi anlatamadım. Ama belki de bu olay biraz daha kendimi anlatmanın, daha doğrusu belki de bir medya mensubu olarak olaya buradan bakmanın daha doğru olduğunu en azından benim gibi düşünenler de vardı inanıyorum. Dedim ya Tekirdağ'da biz bugün yine haberlere koyduk. Dedim abi şunu çevirir misin şu haberi? Abi dedim başını aldım. Samimiyetle söylüyorum bunu. Yani biraz da inandığımız yere anlatmamız lazım. Kimse burada yani reyting için konuşmamalı bu konularda özellikle. Dedim ne oldu dedi. Ya dedim duymak istemiyorum şu haberi. Bak dedim daha iğrenç bir şey var karşımda. Hani olay gittikçe iğrenç bir hale geliyor. Şimdi toplumsal çözülme mi? Ahlaki çözülme mi? İnsanlık öldü mü? Nereye gidiyoruz? Ya bunları tartışın. Yani akademi açısından tartışın. İnsanlık adına tartışın. Hocam da çok iyi bilir. Bir kendi yazımda ifade ettim. Bir toplumsal, sosyolojik olarak bakıyorum olaya. Bir toplumsal çözülme var. Bunu onarmaya çalışalım. Ama şu değil. Yanlış anlamasın hiç kimse. Olay günden itibaren mezarlık burada. Mesafesi 28 metre. Bilmem kaç saniyede geldi. Hakim geldi. Amcası mı geldi? DNA mı geldi? İnanılacak bir şey değil yani. Yani ya ben yazım için bir araştırma yaptım. Mesela çok enteresan. Çok da kişi bilmez. Ama bakın dünya istatistiklerine. UNICEF'te de yani evrensel kurumlarda var. Avrupa batı coğrafyasında gelişmiş ülkelerdeki en fazla taciz ve tecavüz vakası. Çok ilginç. İsveç'te var. Amerika Birleşik Devletleri değil Yok. miydi? İsveç rekor. Ha, peki. Korkunç bir rakam. Ha, Yüzde Göbel altmış. kaçırılma da ABD'ydi galiba. Tamam, peki. Fransa'da bir gecede 200 kadına tecavüz ediliyor. Fransa'da. İntihar vakaları. Gene dünyadaki en yüksek intihar vakaları İsveç, Norveç ve Finlandiya'da. Kuzeyde, Baltık ülkelerinde var. Bir de Kore, Filipinler tarafında var. İsveç'i ne gördün? Biri yani Ay bir çok şey önemli. anlatmaya çalışıyorum. Hı. Neyi yordum derken en fazla intihar vakası var. Hayır, intihar oldu söyle cevabını Tecavüz biliyorum da vakası var. tecavüzü İsveç'e niye yordun? Yani neden olabilir? Bir şey anlatacağım işte, onu anlatmaya Ha, çalışıyorum. tamam. Bak, oraya koymuşlar seni oraya. İsveç. 72,4. Toplam bir yıl içerisinde 1275 tecavüz. Bilmem kaç bir rakam.